Kanal 68 Televizyon Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. İyi Parti Genel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Metin Ergün Aksaray'a gelip partilerle görüştü. Evet sevgili izleyiciler, bugün Aksaray İyi Parti İl Teşkilatı'ndayız. Aksaray İyi Parti Milletvekili Sayın Ayhan Erel'le birlikteyiz. Bugün Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının Aksaray ziyareti var. Hemen Sayın Vekilimle onu bir değerlendirelim. Akabinde de Sayın Profesör Doktor Metin Ergun ile Aksaray'ı konuşalım. Evet Vekilim. Evet ben öncelikle Kanal 68 vasıtasıyla tüm Aksaraylı hemşerilerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyi Parti kurulduğundan bugüne kadar bütün Türkiye'nin her toprağını karış karış gezerek sorunları yerinde tespit eden, teşkilatlarla göz göze diz dize gelerek onlarla bir aile ortamı oluşturmak adına yerel yönetimlerden sorumlu çok kıymetli Genel Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Metin Ergün Bey bugün Aksaray'ı ziyaret etmiştir. Biz bu ziyaretinden dolayı Aksaraylılar adına, Aksaray İyi Parti teşkilatlar adına kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisinin gelişiyle birlikte kendisindeki o yüksek moral, motivasyon, sinerji Aksaray teşkilatlarına da yansıyacak ve bundan sonra Aksaray zaten başarılı bir teşkilat. Bu ortaya konulan seçim sonuçlarıyla da ortada. Sayın Genel Başkan Yardımcımızın ziyaretinden sonra da çıtayı daha da yükselterek bu moral ve motivasyonda sıkmadık el, çalmadık kabı, girmedik gönül bırakmayarak zamanında veya erken yapılacak seçimde Aksaray'da İyi Parti'yi birinci parti yapma, Türkiye'de de iktidar yapma yolunda bir kilometre taşı olarak görmekteyiz. Bir kez daha çok kıymetli Sayın Genel Başkan Yardımcımıza Aksaray'a geldiğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyorum. Evet sevgili izleyiciler, Sayın Vekil'e teşekkür ediyoruz. Bugün İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Metin Ergün Aksaray İyi Parti Teşkilatı ziyaretindeler. Ve Aksaray İyi Parti Teşkilatı şu anda tam kadro olarak il teşkilatında ve biz Sayın Başkan'a bugün Aksaray'daki sinerjiyi soracağız. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Aracılığınızla bütün Aksaraylı hemşerilerimizi, vatandaşlarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Sayın Genel Başkanımızla yola çıkmadan önce görüştük. Sayın Genel Başkanımızın bütün Aksaraylı vatandaşlarımıza selamlarını, saygılarını, sevgilerini iletiyorum aracılığınızla. Teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Başkanım, Aksaray'daki hava nasıl, ne gördünüz? Yeni geldik daha. Aksaray bizim için çok önemli bir vilayet. Bizim harekete geçtiğimiz ilk günlerde Aksaray ziyareti yapmış idi. Sayın Genel Başkanımız daha ilk mücadeleye başladığı dönemde yapmış idi. Çok heyecanlı bir topluluk var idi o zaman ve bu heyecanlı topluluk aynen devam ediyor. Allah'ın izniyle bir mani çıkmadığı takdirde inşallah Aksaray'da da çok iyi günler göreceğiz. İnancımız odur parti açısından, inancımız odur. İyi olacak. Bizim bu ziyaretimizin temel amacı bütün teşkilatlarımızı ziyaret ediyoruz. Özellikle iki seçim geçti. 24 Haziran seçimleri ve arkasından 31 Mart seçimleri geçti. Bu geçen süreç içerisinde arkadaşlarımızla, teşkilatlarımızla istişare yapıyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Eksiğimiz, hatamız ne ise onları düzeltme gayreti içerisindeyiz. Büyük bir motivasyon var, onu görüyorum. Bir heyecan dalgası var. Heyecanımız açıkçası 25 Ekim gününden itibaren hiç eksilmedi. Yarın da ikinci yılımızı inşallah idrak edeceğiz, kutlayacağız. Dolayısıyla bu heyecanla inşallah İyi Parti'yi iktidara getireceğiz ve Sayın Genel Başkanımız da Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Azmimiz, gayretimiz budur. İnşallah da böyle olacak. Evet, genç bir il başkanı, genç bir teşkilat ve gerçekten üstün gayretle çalışan bir milletvekili var Aksaray'ın.
Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Evet, Ayhan Bey parlamentoda İyi Parti'nin 100 akım milletvekili arkadaşlarımızdan biridir. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Partimiz adına da teşekkür ediyorum. Sağ olsun her konuda ve özellikle de Aksaray'ın mevzularında, Aksaray'ın dertlerinde, Aksaraylıların taleplerinde her zaman öncü olan bir arkadaşımız ve sürekli de bunları, bu problemleri dile getiren bir arkadaşımız. Açıkçası biz böyle bir milletvekiline sahip olduğumuz için İyi Parti olarak çok sevinçliyiz, çok övünüyoruz. Ama bilsinler ki kıymetini de biliyoruz. Evet. Peki efendim. İl başkanımız tabii, il başkanımız çok genç bir arkadaşımız. Siyasetin başında bir arkadaşımız. İnşallah geleceğin Aksaray siyasetinin en önemli figürlerinden biri haline gelecektir inşallah. Evet, şimdi İyi Parti yerel yönetimlerinin başındaki isim olarak ikinci yılında, ikinci yaşında İyi Parti'nin yerel yönetimler politikası ne olacak efendim? Biz hoş geldiniz. Biz açıkçası çok ilmi çalışıyoruz. Geniş bir kadroyla çalışıyoruz. Bu alanda doktora yapmış, masterını, uzmanlığını bu konularda yapmış arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Açıkçası temel hedefimiz üreten belediyeciliktir. Bu yeni bir kavram. Bütün dünyada trend halindeki yeni bir kavramdır. Yani belediyelerin, yerel yönetimlerin merkezi hükümetle ekonomik olarak bağın, yani sadece oradan talep eden, oradan açıkçası maddi kaynak bekleyen belediyeleri olmaktan çıkarma gayreti içerisindeyiz. Bununla ilgili çalışıyoruz. Güler yüzlü bir belediyeciliği vaat ediyoruz bütün vatandaşlarımıza. İnşallah bunu da başaracağız. Evet, Aksaray'da alınmış, özellikle 31 Mart yerel seçimlerinde alınmış iyi bir sonuç var. %19, %20'lik bir sonuç var Aksaray'da. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz neler? Yani iyi bir sonuç ama beklentilerimiz daha yüksek idi. Daha iyisini yapacağız. Önümüzdeki yıllarda daha iyisi olacak inşallah. Ama bu kadarı da güzel bir sonuç, onu söyleyeyim. Teşekkür ederiz bütün arkadaşlarımıza, bütün teşkilat mensuplarımıza, adayımız başta olmak üzere bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Ama Aksaray'ı açıkçası iyi belediyecilikle tanıştıracağız. Bir sonraki seçimde inşallah iyi belediyecilikle tanıştıracağız. Efendim, son bir soru. Az önce Sayın Vekil'in de dile getirdiği gibi. Bir erken seçim var mı Görünür'de? Biz İyi Parti olarak sahalardayız. Açıkçası bütün divan üyelerimiz çalışıyor. Bütün divan üyelerimiz il il dolaşıyorlar. Sahalardayız. Her an zamanında yapılacak veya erken yapılacak her seçime hazırız. Beklentimiz var mı? Her an her şey olabilir Türkiye'de. Belki olabilir. Evet. Çok açık bir şey söyleyemiyoruz. Ama belki olabilir. Şartlar zorlayabilir açıkçası. Ama biz hazırız. Aksaray'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Aksaray Sempozyumu başladı. Aksaray'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Aksaray Sempozyumu başladı. Aksaray Valisi Ali Mantı, Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında kentin tanıtımına katkı sağlayan her türlü etkinliği desteklediklerini söyledi. İnsanlar gibi şehirlerin de tarihi, kimliği ve hafızası olduğunu belirten Mantı şöyle devam etti. Şehirlerin hafızası orada yetişmiş insanlardır. O şehre dair bir şeyler söylemiş ve söyleyecek insanlardır. O hafızadan ileride bir kimlik, o kimlikten de ileride bir tarih oluşur. Ümit ediyorum ki buraya konuşmacı olarak katılanlar çok güzel bilgiler verecek. Bunlardan ilhamla şehirlerimizin kimliğini öğrenerek ülkemizin kimliğini de öğrenmiş oluyoruz. Aksaray Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Şahin de sempozyumun şehrin tüm değerlerinin bilimsel bir disiplin içerisinde incelenmesi açısından önemli olduğunu ifade etti. Göreve geldiklerinde üniversitenin şehrin her taşına ilgi göstermesi ve odaklanması gerektiğini anlattıklarını dile getiren Şahin, "Buradan çıkan bilgileri kitap haline dönüştürüyoruz. 8. senemiz bittiğinde akademik ortamda tartışılan bilgilerden bir ansiklopedi oluşturmak istiyoruz. Bunun içerisinde Aksaray'ın her şeyi olsun istedik. Aksaray'ın dağını, taşını, oyasını, çemberini, vadisini, turizmini, sanatını, siyasetini, dününü, bugününü ve yarınını çalışalım istedik," diye konuştu.
Konuşmaların ardından doçent Dr. Muhammed Sarı başkanlığında sempozyumun ilk oturumu yapıldı. Valilik, Aksaray Belediyesi ve Aksaray Üniversitesi işbirliğinde 59 bilim insanının katılımıyla düzenlenen sempozyum 3 gün sürecek. Aksaray'da Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı çerçevesinde Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde eğitim alan 50 özel öğrencinin yaptığı el emeği göz nuru eserler sergilendi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki ortak çalışmayla ÇOGEP bünyesinde eğitim alan 50 özel öğrencinin yaptığı eserler 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kurulan çadırda görücüye çıkartıldı. Resimden tasarıma, el işinden ahşap çalışmalara kadar birçok el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı çadırın açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı. Yapılan konuşmaların ardından Vali Ali Mantı, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, daire müdürleri, STK başkanları ve polis memurları tarafından çadırın açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri daha sonra çadırda 50 özel gencin yaptığı el emeği eserleri inceleyerek gençlerle vakit geçirdi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü olarak ÇOGEP kapsamında gönüllere dokunan Mavi Hayaller projesi kapsamında 50 tane özel çocuğumuzla birlikte etkinlikler düzenledik. Bu etkinliklerin içerisinde masa tenisi, bilimsel çalışmalar, el işi, resim çalışması gibi çalışmalarımız oldu. Burada bugün gördüğünüz tüm eserleri bu çocuklarımızla birlikte yaptık. Burada çocuklarımızın yeteneklerini, özel çocuklarımızın neler başarabileceğini kamuoyuna gösterme ve onların yapmış olduğu etkinlikler sonucu çıkan eserleri de tanıtımı amacıyla burada bu sergiyi düzenlemiş bulunuyoruz. Tabii bu çocuklarımız, özel yetenekleri var ve bu özel yeteneklerini kamuoyuna, halkımıza sergileme olanağı sağlıyoruz. Toplum destekli polislik şube müdürlüğü olarak temel görevlerimizden bir tanesi de bu olmaktadır. Ben isim yaptım, ağzı yaptım. Seni çok sevdim dedi. Gece hocamın herkes bile seni çok sevdim. Annemden babam. Herkese çok sorum söylesin. Seni bizim çok sevdim. Resim kursuna gittik biz. Resim kursunda özel çalışmalarımızı yapıyoruz. Zincireye medresemizde derslik eğitimini alıyoruz biz. Hocaların yaptığı eserlerim işte burada. Resim yaptım. Çok mutlu oluyorum. Hazırlanan 2019 yılı gönüllere dokunan Mavi Hayaller projesiyle giyim üretim teknolojileri. Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı ÇOGEP. Kısa adı ÇOGEP olan proje İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürü kapsamında sürekli olarak her yıl yürürlükle devam etmekte. Bu doğrultuda bir sürü hizmetler sunulmakta. Bu kapsamda gönüllere dokunan Mavi Hayaller projesiyle düzenlenen giyim üretim teknolojileri eğitimi, el sanatları teknoloji eğitimi, ebru sanatı eğitimi, masa tenisi kursu ve resim kursuna katılım sağlayan 50 tane kurserimiz oldu. Bu 50 kurserimize çeşitli dallarda aldıkları eğitimler sonra çıkarttıkları ürünlerin sergilenmesi de Allah izin verirse şu an için nasip oldu. Ülkemiz hep birlikte beraber yetenekli çocuklarımızla sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde gelecek nesillere miras bırakmak zorundayız. Bu mirasımızı birlik ve beraberliğimiz ve kardeşliğimizi bir arada tutarak ancak intikal ettirebiliriz. Emniyet Müdürlüğümüz de her zaman olduğu gibi kamu düzeninin, kamu güvenliğinin, genel asayiş ve ahlakın korunmasının yanında sosyal faaliyetlere de özellikle son yıllarda son derece önem veriyor. Bu kapsamda Aksaray Emniyet Müdürlüğümüz de gerçekten yapmış olduğu faaliyetlerle göz dolduruyor. Sayın Müdürüm buradayız. Başkanım. Sayın Müdürüm. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hanımefendi. Hocam pardon hocam. Hocam. Evet,
Resmini çekelim. Bayrağı orada eriydi. Adam kuş bile yapmış ya. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kuş bile yapmışsın ya. Evet. Sen ne yapmışsın ya? Bak yapıp bakıyor musun? Geç efendim. Ya ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Sağ ol. Sağ ol. Öyle sağ ol. Sen ne yaptın? Sevim. Aksaray'da ses gelen lastiği kontrol etmek amacıyla tırından aşağı inen tır sürücüsü Mehmet Ölmez, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza saat 13.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Organize Sanayi yolunda meydana geldi. Tırla seyir halinde olan Mehmet Ölmez, lastiğinden ses gelmesi üzerine kontrol etmek için aşağı indi. Tekerleri kontrol eden Ölmez'e arkadan gelen Bayram Ali Yıldız idaresindeki 68 plakalı tuğla yüklü kamyonet çarptı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Ölmez, olay yerine gelen ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölmez'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Tırın kabininde ufak çapta başlayan ve bir anda büyüyen yangını söndürmeye çalışan sürücünün gözyaşları yürekleri burktu. Tüh! At dışarı at şu mindere, mindere ver, mindere, mindere, mindere. Onlar çabuk yanar. Abi yok mu şey? İtfaiye geliyor itfaiye. Gelen kadar yalar ya. Tüh. Allah Allah. Abi. Abi tutacak bu. Şunu ver bakayım şunu. At aşağıya bir ya. At be aşağıya bir ya. Abi. Abi lan. Tutuyor lan abi. Hani? Allah ya. Memur be. Memur be. Kesildim. Ver abi ver. Ya bir yanar et araba abi, yanar ya. Abim gel aşağıya. Gel. Aşağı gel sen. Gel abi ya. Nasıl çalışıyor abi bilmiyorum. Abi tut lan. Abi bitik değil abi. Tutuyor sıfır ya. Otur sıfır. Ya, abi otup sıfır ya. Yok mu? Ya iyice tut tutun. Kanal ediyor, kanal ediyor. Kedi dersi bana. Ya su şişme gelen adar. Yandı, yandı lan Allah'ım. Yandı! Ya tüpe bak abi de lan. Belki sönür kapıyı kapat bakayım. Adam tut tut tutun her şey yandı. Ulan ya. Abiler! Oh. Geri yatış! Yatış ya! Olsun 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 abi sen de değil mi? Çabuk çabuk abi! Ben de abi ya! Gel bir tık ya! Tüpün var mı abi? Araçta tüp var mı? Aç aç suyu! Döndür! Aç şöyle de! Bas 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 içeri bas. Etaye geliyor da o gelene kadar bir saniye. Tut 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 tut. Gel gel. Bu da. Şimdi kapıya bak. Allah Allah. Vallahi ya. O dibe, o dibe. Dipte abi, dipte. Abi, sağ, sağ, sağ. Sağ köşedim, ha. Köşe. Şimdi kapıyı aç. Şimdi kapıyı aç.
Allah Allah. Bostadan ki egzozun üstüne mazot damlamış. Yanlış. Aksaray'dan Nevşehir'e patates götürüyordun. Nasıl çıktı yangın onu anlat. Ve bostanın mazotu damlamış şeye egzozun üstüne. Ateş çıktı. İlk söndürdük gözüm böyle. Alo. Hattını çıkar. Hattını çıkar, başka bir telefona da. Aksaray'da halıyı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi olayı kendisinin gerçekleştirmediğini söyledi. Olay 21 Ekim tarihinde Zafer Mahallesi 6833. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 60 yaşındaki Hatice Dinç 20 yıl önce kendi elleriyle dokuduğu taşpınar halısına çırptıktan sonra havalanması için evinin karşısında bulunan duvara serdi. Daha sonra içeri giren Hatice Dinç kısa süre sonra dışarı çıktığında halısını serdiği duvarda göremedi. Halının duvarın arkasına düşmesinden şüphelenen Hatice Dinç, uzun aramasına rağmen halıyı bulamayarak durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma ve inceleme başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekipleri, yaptıkları incelemelerde bisikletle gelip halıyı çaldıktan sonra kaçan hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etti. Polis, kimliği belirlenen 33 yaşındaki E.C. isimli şahsın peşine düştü. Kısa sürede şahsı yakalayan polis ekipleri emniyetteki sorgusunun ardından şahsı Aksaray Adliyesi'ne sevk etti.
oradaki halı çalanının benim pantolonumla onun pantolonuna bir baksınlar, oldu mu? Halıyı niye çaldın? Ben çalmadım ki. Birisi çalmış, bana hakaret etti. Güvenlik kamerası görüntüleri var ama. Varsa da bir onun güvenlik kamera görüntülerindeki giydiği elbiseyle bir de benim elbiseyi kıyaslasın. Adamın kafası gibi benim saça bakmıyor. Bir metre saçım var ya. O gün ben çalışıyordum. İspatlayacağım da. Biraz daha gezelim ya şöyle. Allah Allah. Kuzumu kucağıma aldım, şuraya serdim, hani içeriye girdim. Çırpıp koya bir saat, saat ya 9'udu ya 10'udu. İçeriye girdim, içeriye girip çıkmamla beraber halı gitmiş. Ama bir şiicilerin sesini duydum, çöpçülerin. Taşpınar kendimi ellerimden dokuduydum. Şuraya onda kurnayıp şurada silip içeriye alacaktım. Ya o zaman çıktıydım, halı gitmiş. Taşpınar lan kocaman halı ellerimden dokuduydum. Ay. Pahalı olmam bir 2 milyar ne derdi, 1 milyar verdiler de vermediydim. Aksaray'da piyasaya sahte para sürmeye çalışan 2 kişi Konya'da yakalandı. Edinilen bilgiye göre Beyşehir ve Konya Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından teknik ve fiziki takibi ardından Aksaray ilinde alışveriş yapmak suretiyle piyasaya sahte para sürmeye çalışan ve bu yöntemle dolandırıcılık yapan 2 kişinin içinde bulunduğu otomobile operasyon düzenlendi. Otomobilde bulunan MC ve MA polis merkezine götürülerek yüz araması yapıldı. Polis merkezinde MA'nın üzerinde bir adet sahte 100 lira, MC'nin üzerinde ise 18 adet sahte 100 lira ve otomobilin içinde ise 97 adet 100 lira olmak üzere toplamda 116 adet sahte 100 lira ile geçirildi. İki şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler hastanedeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bültenimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.